Evet değerli spor severler, önce mavi köşede 67 kilogram ağırlığında 30 yaşında 1.80 boyunda profesyonellik kariyerinde 13 maç yaptı, 12 galibiyeti var. Sadece bir kez mağlup olurken rakiplerini tam 4 kez nakavt etti. Antrenörlüğünü Meysam Kaze yapıyor. Kahraman Spors Kulübü sporcusu, İranlı sporcu Rahman Karami. Maşallah. Ve rakibi kırmızı köşede temsilcimiz Van Erçişli sporcu. 67 kilogram ağırlığında 22 yaşında 1.79 boyunda profesyonel kariyerinde tam 5 maç yapıp tamamını kazandı. Antrenörlüğünü efsanelerden Sayın Sinan Ağlar yapıyor. Erciş Gençlik Spor Kulübü sporcusu, Vanlı sporcu Kubilay Tarhan. Müsabakanın ring hakemi Sayın Salih Demirdelen yönetiyor maçı. Karşılaşmanın ring hakemi Salih Demirdelen olacak değerli izleyenler. Kubilay Tarhan ve Rahman Karami arasındaki 67 kilo mücadelesine geçeceğiz. Evet, talimatlar geldi Salih Hoca'dan. Fighters. Ve artık mücadelemiz başlamak üzere. Kubilay Tarhan 5'te 5 ile namağlup olarak geliyor buraya. Karşısında da 13 maçta 12 galibiyet olan bir Rahman Karami var hocam. Kubilay çok başarılı bir sporcu. Beraber Tayland'daydık yıllar önce. Dünya şampiyonluğu orada. İyi bir sporcu. İnşallah burada da galip gelir diyorum. Burada bana da kucak dolusu sevgilerimiz oluyor. Güzel bir hakik izledi Kubilay Tarhan'dan. Kırmızı eldivenleriyle Kubilay Tarhan. Beyaz eldivenleri Rahman Karami karşımızda. Köşenin aşağı doğru inmesini istedi Salih Hoca. Fight. Mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Bir bel altılar bir ufak ama sıkıntı yok. Bilal Tarhan devam edecek kaldığı yerden. Low kick isabetli. Abla. Ön tekmesini kullanmaya çalıştı. Bilal Tarhan tekmelerini maç boyunca etkili bir şekilde ringe yansıtmaya çalışacak. Rakibi Rahman Karami'ye karşı. Sporcuların boyları eşit, kiloları neredeyse. Ya kiloları eşit zaten, boyları neredeyse eşit. Tabii Bilal Tarhan çok daha genç bir sporcu Rahman Karami'ye karşı. Bu bakalım onun için bir kondisyon avantajına dönüşecek mi? İki sporcu yine mesafede kalıp tekmelerini kullanma çabasındalar. İzgecan İranlı çok akıllı. Farkındaysan aşağı yukarı eşit oynuyor. Ayrısı isabetsiz, sol direğe gelmeye çalıştı, olmadı. Hocam tekmeleri bolca konuştu, bir karşılaşma izleyeceğiz. Kesinlikle kickboksun geçten bütün özelliklerini burada yansıtıyorlar. İsabet daha geldi, karşılık var Rahman Karami'den. Çok sert bir sağ geldi Rahman Karami. Sinan Şahin spor salonunda yankılandı bu. Dedim sağ köşe karaciğeri. İranlı çok akıllı. Kubilay sadece denedi. Rahman Karami güzel kaçtı. Oh kick yine Kubilay Tarhan'dan geliyor. Kaçtı, kaçtı. Oh kick ile karşılık yine. Kubilay'ın yüksek tekmelerini boşa alıp ardından kontraları güzel bir kontrol ediyor Rahman Karami şu ana kadar. Kubilay Tarhan bunun çözüm bulabilecek mi göreceğiz şimdi. Sarılmadan dövüşmesi lazım. İki sporcunun da birazcık daha sanki boksunu hocam devreye sokması lazım gibi. Evet. Çok fazla tekmelerle geldiler. Müthiş bir tekme isabeti. Çeneye doğru tekmeyi kaldırdı Kubilay Tarhan. İran'ın sporcunun gözünde bir kızarıklık var farkındaysa. Sol gözünde. Yani iki sporcu çok net tabir aldılar. Yine karaciğeri doğru. O ön tekme yine çeneye isabetli Kubilay Tarhan'dan. Evet, şu an kırık bir durumda aslında şu an ha. Bu arada bir puanlık time. Cezam geldi. Fight. Anlık göremedim ama. Anlık bir şey oldu ama uyarı verdi. Bir dönüm miktar var bahsettiğiniz gibi. Fen. Dış çekil. Hadi. Hemen. Dış. Karşılıklı tekme denemeleri var. Biraz daha yakın mesafede ama sporcular şu noktada ve Kubilay boksunu daha fazla kullanmaya çalışacak. Roundunda yavaş yavaş son bölümüne geliyoruz. Bir dokik yarı blok almayı başardı Kubilay Tarhan buna. Müthiş sağlı sollu direkler her iki sporcudan da. Hocam açı değişimleri çok sporcular özellikle. Evet ama deneyimli sporcular. Kubilay çocukluktan beri bu sporun içinde. İranlı sporcu da gerçekten dediğim gibi çok akıllı bir sporcu çıktı.
Evet, ilk round'un sonuna geldik. Güzel de bir ilk round'un sonuna geldik. İki round'umuz daha var. Bakalım neler olacak. İşte ilk round'dan görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Şimdi hocam, yani baktığımızda ortada da bir round. Yani kesinlikle. Bu kilidi kim açacak? Yine şimdi teknikleri, taktikleri, fizikleri benzer sporcular karşı karşıya çünkü. Bir de sürpriz bir şekilde Orhan gerçekten güzel bir eşleşme yapmış. İyi de denk gelmiş. Ya ben sporcunun iyisi kötüsü değil de organizasyonlarda kendi ekibime de söylüyorum, arkadaşlarıma da söylüyorum. Eşit olsunlar. Kesinlikle hocam. Yani bir maç izlenirliği olsun. Bunu ben her zaman en önemlediğim organizasyonlarda en önemlediğim şeyler. Biliyorsun 11 Haziran'da İstanbul'da Avcılar'da olacağız. Muhteşem bir organizasyonla bir arada olacağız yine. Alayım maça. Süreyi maçı başlatmadan şey yapamazsın. Biz buradan evet bu arada mavi köşe ekranlarımızda doktor aşağı dedi. Oraya gitti. İranlı sporcuyu Rahman Karabi kontrol etmek dedim ya için. Gözünde bir sıkıntı var. Yüzünde bir kızarıklık var orada. Doktorun görmesi lazım. Var mı sıkıntın gözünde? Evet ama maçın devam etmesi İyi için misin? Gereken onay verildi şu anda ve ikinci rounda doğru geçeceğiz. Mavi köşede bir su şişesi var. Onu alsalar daha iyi olabilir ama. Tamam. Evet şimdi o problem de çözüldü. Köşelerle siliniyor. Şimdi Kubilay beyaz köşeye gitti. Doktorun ben maçı başladım. Doktor lazım. Öyle çağırdı. Eğer gözünde bir sıkıntı varsa. Hemen zaten. Çünkü ayak parmağı geldi gibi değil mi? O sırası özünde frontik attığında. Evet hocam frontik attığında bir tanesi de sanki oldu gibi. Evet. Ama devam edebilecek karşılaşma. Doktorun onayı da geldi. Tamam. Şimdi bir daha. Toplayın mı? Bir durun diyor. RSC. Ensar Atılgan köşede. Karşılaşma devam edemeyeceği kararı çıktı görünüşe göre. Kubilay Tarhan tebrikleri kabul ediyor. Bu da galibiyet aldı gibi gözüküyor. Bir nakavta geldi. Evet hocam. Ya maç devam edecek mi etmeyecek mi tam göremedik ama Engin Ensar Atılgan son olarak geldi köşede. Karşılaşma biteceğini iletti. Devam edemiyor Rahman Karami karşılaşmaya. Ve mücadelemiz böylelikle ilk raundun ardından sona eriyor. Sporcularımız evet, önce gelin takdirmek üzere Sayın Soner Arslan Argun'u ringe davet ediyoruz. Değerli spor severler, müsabakayı doktorumuz kontrol altına aldı. Sporcumuzun gözünde bir problem var. Dolayısıyla bizim için asıl olan sporcuların sağlığıdır. Dolayısıyla hakemlerimiz ve doktor kararı burada geçerli oldu. Kameraman arkadaşım da gösterecek. Gözünde bir problem var. Devam etmesi risk alırdı. O yüzden maçı durdurduk. Evet değerli spor severler. Müsabakayı ikinci raundun başında RSC kararıyla kazanıyor. Kırmızı köşe Van Erciş'li sporcu Kubilay Tarhan. Ve sporcularımıza plaketini Sayın Soner Arslan Argun takdim edecek. Altıncı önce maçın İranlı altıncı sporcuya galibiyeti aldı. Takdim ediyoruz. Namarif devam Soner ediyor yoluna. Ve bir diğer plaketimizi de Van Erciş'li sporcumuz Kubilay teslim alıyor. Kubilay Tarhan plaketini katkılarından dolayı biz de teşekkür ediyoruz. Ve Sinan Hocam, Sinan Hocamı da alayım. Ve diyoruz ki bir projeniz var. Van Gölü temiz kalsın diyorsunuz. Biz de diyoruz ki Van Gölü kirlenmesin. Van Gölü temiz kalsın, bizim kalsın. Teşekkürler hocam, harikasınız. İyi akşamlar diliyorum. Evet değerli spor severler, şimdi İzgecan'a gidiyoruz. İzgecan sendeyiz. Teşekkürler Tarık Sayın. OFC 2 heyecanı Ankara'da Sincan'da tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler. Yani yalnızca bir maçın da hakem kararına gittiğini gördük şu ana kadar. Tüm maçlarımızda erken erken knockoutlarla bitti ve bu heyecan hiç hız kesmeden devam edecek ufacık bir aranın ardından.